hücrenin mitoz bölünmesine ait bazı evreler şematik olarak gösterilmiştir. Bu evrelerin gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Mitoz bölünmenin gerçekleşmesinden önce hücrenin büyüyüp gelişip bölünmeye hazır hale gelmesi gerekir. Bu safhaya interfaz safhası denir. Dolayısıyla birinci olay budur. Ardından çekirdek zarı erimeye başlar. DNA kardeş kromatitli kromozomlar haline gelir profaz safhası ikinci safhadır. Ardından kardeş kromatitli kromozomlar ekvator düzlemine tek sıra halinde dizilirler metafaz evresi üçüncü aşamadır. Kardeş kromatitli kromozomların ayrıldığı evreye de anafaz denir. Kardeş kromatitli kromozomlar ayrılarak kutuplara çekilir ve her iki hücrede eşit sayıda kromozom bulunması sağlanır. Dolayısıyla bu nedenle doğru cevap C şıkkıdır. 2 en eşittir 36 kromozomlu hücre ardarda 3 mitoz bölünme geçiriyor. Bölünmeler sonucunda oluşan yavru hücre sayısı bir yavru hücrenin kromozom sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bir hücre ardarda 3 mitoz geçirirse şekilde görüldüğü gibi 8 hücre oluşur. Mitoz bölünme sonucunda kromozom sayısı değişmez. Bu nedenle 36 kromozomlu bir hücrenin Oluşturacağı tüm hücrelerde de kromozom sayısı 36 olarak kalacaktır. Bu nedenle doğru cevap C şıkkıdır. Mitoz bölünme sonucu oluşan iki hücrenin kalıtsal yapısının aynı olmasının nedeni olaylarından hangileridir? Bir kardeş kromatitlerin tam ve eşit paylaşılması, evet. Mitoz bölünme öncesi DNA kendini eşler ve iki kromatitli hale gelir. Mitoz sonucunda da bu kardeş kromatitler ayrılık kutuplara çekildiği için iki hücrede de eşit sayıda kromatit bulunur. 2. DNA'nın hatasız eşlenmesi. Bu da yine iki hücrenin kalıtsal yapısının aynı olmasını sağlar. DNA'nın hatasız olarak eşlenmesi iki hücrede eşit miktarda ve aynı genetik yapıda DNA'nın bulunmasını sağlar. 3. Sitoplazmanın eşit bölünmesi. Bunun iki hücrenin kalıtsal yapısının aynı olmasıyla alakası yoktur. Çünkü mitoz sonucunda oluşan hücrelerin stoplazmaları eşit olmak zorunda değildir. Biri büyük biri küçük de olabilir. 4. Hücrenin haploid kromozomlu olması da alakalı değildir. E, haploid hücrelerde mitozla bölünse DNA miktarı aynı kalır. Diploid de olsa hücrelerin DNA miktarları aynı kalır. Bu nedenle doğru cevap 1 ve 2 olacaktır. C seçeneği. Hücrelerin mitoz bölünme geçirmesini durdurmak için aşağıdaki uygulamalar yapılabilir. Yukarıdaki uygulamalardan hangileri hem ileri yapılı bitki hem de hayvan hücrelerinde mitoz bölünmeyi durdurur? 1 İyi ipliği oluşumunun engellenmesi. İyi iplikleri bitki hücrelerinde de hayvan hücrelerinde de bulunur. Bitki hücrelerinde farklı faktörlerin etkisiyle oluşsa da iyi iplikleri her ikisinde de bulunur. Bu nedenle ikisinde de olumsuz etkilenir mitoz bölünme. 2. ATP üretiminin önlenmesi. ATP üretimi önlenen hücrelerde canlılık durur ve bölünme faaliyeti gerçekleşmez. Ortak. 3. Sentrozomların zedelenmesi. İleri yapılı bitki hücrelerinde sentrozom bulunmaz. Ee, hayvan hücrelerinde sentrozomlar bulunur ve iyi ipliklerin oluşumunu sağlayan yapılardır. Dolayısıyla hayvan hücrelerinde olumsuz etkilenmeye neden olur ama bitki hücrelerinde eee mitoz bölünmeyi durdurmaz. DNA eşlenmesinin durdurulması, DNA eşlenmesi gerçekleşmezse iki hücrede de bölünme safhasına geçiş söz konusu olmaz. Bu nedenle doğru cevap 1 2 4 ve D seçeneği olacaktır. Hücre döngüsünün yukarıdaki evreleri ile ilgili hangisi yanlıştır? A) İnterfaz süreci mitotik evreden daha uzun sürer. İnterfaz evresi G1, S ve G2 evrelerinden oluşur ve mitotik evreden daha uzundur. Doğru. B) Protein ve ATP sentezinin en hızlı olduğu evre M'dir. Yanlış. G1 ve G2 evrelerinde protein ve ATP sentezi daha fazladır. Dolayısıyla yanlıştır. C. M kontrol noktasında iyi ipliklerinin kromozomlara bağlanıp bağlanmadığı kontrol edilir. Doğru. Mitotik evrenin metafaz evresinde iyi iplikleri kromozomlar iyi ipliklerine tutulmuşsa devam et sinyali verilir. Doğru. D. G1 kontrol noktasında devam et sinyali almayan hücre G0 evresine geçer. Doğru. E, G1 evresi hücre büyüyüp geliştikten sonra e, eğer devam et sinyali verilmemişse hücre bölünmeyecek demektir. Ve G0 evresine geçer. E. G2 kontrol noktasında hücre büyüklüğü ve DNA hasarı kontrol edilir. Doğru. E, DNA hasarı yoksa ve hücre yeterince büyümüşse mitotik evreye geçişe izin verilir. Doğru. Bu nedenle doğru cevap B seçeneği olacaktır. İki şekillerde diploid bir hücrede mitoz bölünmenin çekirdek bölünmesine ait X, Y, Z evreleri gösterilmiştir. Buna göre bu evrelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. X evresi profaz, Evet X evresi profazdır. Profaz evresinde çekirdek zarı erimemiştir. Kardeş kromatitte kromozomlar e, henüz ipekene tutunmamıştır. Y evresi anafazdır. Kardeş kromatitlerin ayrıldığı evre. Metafaz e, evresi de kardeş kromatitlerin ekvator düzleminde, kromatitli kromozomun ekvator düzleminde dizildiği evredir. Doğru. B. Evrelerin gerçekleşme sırası X Y Z Y şeklindedir. Doğru. Önce profaz ardından metafaz sonra anafaz gerçekleşir. Doğru. C. Bölünme sonucunda haploid kromozomlu iki hücre oluşur. Yanlış çünkü hücrenin başında diploid kromozomlu iki hücrenin bölünmeye başladığı belirtilmektedir. Mitoz bölünme sonucunda oluşan hücrelerin kromozom sayısı değişmez. Diploidten diploid oluşur. Bu nedenle yanlış. D, Y evresinde kromozom sayısı X evresindeki kromozom sayısının iki katıdır. Evet, Y evresinde anafaz safhasında kardeş kromatitli kromozomlar ayrıldıklarında artık kromozom olarak adledilirler ve dolayısıyla e, hücredeki kromozom sayısı 8 olarak ifade edilir. E, Y evresinde kutuplara çekilen kardeş kromatitler aynı kalısal özelliklere sahiptir. Doğru. E, DNA eşlenmesi sonucu oluştukları için kardeş kromatitler aynı genetik yapıya sahip iki hücre oluşumunu sağlarlar. Doğru. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. Gelişmiş yapılı bitki hücresi ile bir hayvan hücresinin mitoz bölünmesinde aşağıdakilerden hangisi ortak değildir? A çekirdek zarının erimesi ortaktır. Bitki hücresinde de hayvan hücresinde de çekirdek zarı bulunur ve hücre bölünmesi sırasında erir. B sentromer ayrılması ortaktır. Çünkü bitki hücrelerinde de kardeş kromatitler, hayvan hücrelerinde de kardeş kromatitler birbirine sentromer bölgelerinden bağlanır. Dolayısıyla hücre bölünmesi sırasında sentromer ayrılması ikisinde de görülür. C. Kromozomların belirginleşmesi. Her iki hücrede de kromozomlar profaz evresinde belirgin hale gelir. Ortaktır. D. Orta alemel oluşması. Ortak değildir e, sitoplazma bölünmesi bitki hücrelerinde orta lamel oluşumuyla gerçekleşirken hayvan hücrelerinde boğumlanma dediğimiz olayla gerçekleşir. Dolayısıyla orta lamel oluşumu sadece bitkilerde görülür, ortak değildir. E iyi ipliklerinin oluşumu bitki hücrelerinde de hayvan e, hücrelerinde de iyi iplikleri farklı yapılardan oluşsalar da e, ortak gerçekleşir. Dolayısıyla iplikçiklerin oluşumu e, ikisinde de ortaktır. Doğru cevap D seçeneğidir. Aşağıda çilek bitkisinin vejetatif üremesi özetlenmiştir. Buna göre birinci bitkiden ikinci bitki oluşurken olaylarından hanginin, hangilerinin gerçekleştiği kesindir. Bir mitoz bölünme evet mitoz bölünme eşeğsiz üremenin esasını oluşturur. Doğru çünkü vejetatif üreme bir eşeğsiz üreme şeklidir. İki hücre farklılaşması gerçekleşir. E, mitoz bölünmeyle oluşan hücreler daha sonra farklılaşarak doku ve organları, kök, gövde, yaprak gibi yapıları oluşturur. Dolayısıyla gerçekleşir. 3. Mayoz bölünme, mayoz bölünme ve döllenme eşeyli üremenin temel olaylarıdır. Mitoz bölünmede görülmez, e, yani eşeği üreme de görülmez. Bu nedenle doğru cevap A seçeneği olacaktır. Eşeysiz üreme ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. Bir, ata bireyin kendisiyle özdeş kalıtsal yapıda yavrular oluşturmasıdır. Evet. Eşeysiz üremenin esası mitoz, mitoz bölünmeye dayandığı için oluşan bireyler ata bireyle aynı özellikleri gösterir. 2. Temeli mitoz hücre bölünmesine dayanır. Doğru. E, mitoz bölünme eşeysiz üremenin temel olayıdır. 3. Sadece bir hücreli canlılarda gerçekleşir. Yanlış. Çünkü rejenerasyon, vejetatif üreme, sporla üreme gibi bitki, mantar, hayvan gibi çok hücreli canlılarda görülen eşeğsiz üreme çeşitleri de vardır. Bu nedenle yanlış. Doğru cevap D seçeneğidir. Sporla üreme ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Bir bazı bir hücreliler mantarlar ve çiçeksiz bitkilerde gözlenir. Doğru görüldüğü canlılar bunlardır. 2. Oluşan sporlar ortam koşullarına uygun olduğunda tek başına yeni bir birey oluşturabilirler. Sporların özelliğidir. E, kötü ortam şartlarına dayanıklı, doğrudan birey oluşturan en kromozomlu hücrelerdir sporlar. Doğru. Sporlar sadece mitoz bölünmeyle oluşur. Yanlış. E, çünkü sporlar en kromozomlu canlılarda mitozla, iken kromozomlu canlılarda mayozla oluşur. Dolayısıyla yanlıştır. Doğru cevap bu nedenle C seçeneği olacaktır. Daldırma yöntemiyle vejetatif üremede faydalarından hangileri sağlanabilir? 1. Kök gelişimi uzun süren bitkilerde hızlı bir şekilde yeni bitki üretmek. Evet. Çünkü ana bitkinin dalı e, toprakla temas ettirilerek yeni bir bitkinin oluşması sağlanır bu yöntemle. Dolayısıyla doğru. 2. istenilen özelliklere sahip bitkinin özelliklerini korumak. Vejetatif üreme bir eşeysiz üreme olduğu için ata ile aynı özellikte yeni bireyler elde edilir. Bu da doğrudur bundan dolayı. 3. daha kısa sürede bitkisel ürün almayı sağlar. Eşeysiz üremenin avantajlarından biridir. Hızlı yeni birey oluşumunu sağlamak. Dolayısıyla bu da doğru bir bilgidir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. Rejenerasyonla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? 1- Basit yapılı canlılarda üremeyi, gelişmiş yapılı canlılarda doku organların yenilenmesini sağlar. Doğru. 2- Canlıların gelişmişlik düzeyi arttıkça rejenerasyon yeteneği artar. Yanlış. Tam tersi. Gelişmişlik düzeyi arttıkça rejenerasyon yeteneği azalır. Sadece rejenerasyonla yenilenme şeklinde kendini gösterir. 3- Canlıdan kopan yeterli büyüklükteki bir parça yeni bir canlının oluşumunu sağlayabilir. Doğru. Rejenerasyonla kopan her parça yeni bir canlının oluşumuyla sonuçlanmaz. Kopan parçanın belli bir büyüklükte olması gerekir. Bu nedenle doğru bir bilgidir. Doğru cevap D seçeneği olacaktır. Eşeysiz üreme ile durumlarından hangileri sağlanır? Bir canlıların uygun koşullar ortamlarda uygun ortamlarda hızlıca çoğalması evet eşey süreme mitoz bölünme esasına dayandığı için hızlı çoğalmayı sağlar. İki kalıtsal yapının korunması yine mitoz bölünme sayesinde kalıtsal yapının korunması gerçekleşir. Oluşan bireyler ata ile aynıdır. Üç Değişen ortam koşullarına uyum yeteneği yüksek olan canlıların oluşması yanlış. Çünkü eşeğsiz üremede kalıtsal yapı değişmediği için değişen ortam koşullarına uyum gösterme zorlaşır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneği olacaktır. Doku kültürü ile üretimde olayları hangi sırayla gerçekleşir? 1. Öncelikle bitkinin kök ucundan alınan doku parçası uygun besi ortamında geliştirilir. Uygun besi ortamına alınır. Bu birinci olaydır. İkinci olarak e, besi ortamına alınan hücrelerin bölünüp çoğalmasıyla düzensiz bir doku kümesinin oluşması, kalyusun oluşması sağlanır. İkinci olay. Ardından kalyusun bitkisel hormonların bulunduğu ortama alınarak gelişiminin devam ettirilmesi sağlanır. Üçüncü olay. Burada gelişen kalyustan farklılaşan kök gövdeye sahip bir bitki oluşumu sağlanır. Bu da dördüncü olay. Daha sonra bu bitki normal koşullarda geliştirilerek yeni bir bitkinin oluşması sağlanır. Doku kültürü yöntemiyle üremede sıralama Ceyhan şıkkında olduğu gibidir. Rejenerasyonla üreme sporla üremeden farklı olarak özelliklerinden hangilerine sahiptir? Farklı olarak bir genetik yapının korunmasını sağlama, iki üreme şekli de eşeğsiz üremedir ve eşeğsiz üremede genetik yapı e, korunur. Dolayısıyla ortak bir özelliktir, ayırt edici değildir. İki canlıdan kopan parçadan yeni canlı oluşmasını sağlama. Bu rejenerasyonda görülür. Rejenerasyonda herhangi bir dış etkenle kopan parça kendini tamamlayıp yeni birey oluşturur. Dolayısıyla rejenerasyonda görülür ve ayırt edici bir özelliktir. 3 tek ata birey varlığında gerçekleşme bu da ortak özelliktir. İkisi de eşe süremidir ve tek bir ata birey söz konusudur. Dolayısıyla ayırt edici özellik değildir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. Vejetatif üreme, yüksek yapılı bitkilerin farklı kısımlarından yeni bitkiler oluşmasıdır. Buna göre vejetatif üreme çeşitlerinden hangileri görülebilir? E, yumru, soğan, rizom, sürünücü gövde, daldırma, aşılama e, bu yöntemlerin hepsi vejetatif üremenin farklı çeşitleridir. Bunların hepsinde e, ata bireyin e, farklı kısımlarından doğrudan aynı genetik yapıda bitkilerin oluşumu sağlanır. Dolayısıyla bu yöntemlerin hepsi vejetatif üreme yöntemidir. Dolayısıyla doğru cevap E şıkkıdır. Mayoz bölünme sırasında gerçekleşen olaylarından hangileri kalıtsal çeşitlilik sağlanmasında rol oynar? 1. Homolog kromozomların ekvator düzlemine rastgele dizilmesi ve daha sonrasında da rastgele kutuplara çekilmesi çeşitlilik sağlayan bir durumdur. Doğru. 2. Homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitleri arasında parça değişimi mayoz bölünmede çeşitlilik sağlayan diğer bir olay da crossing over'dır. Dolayısıyla doğru. 3. Crossing over geçirmemiş kardeş kromatitlerin zıt kutuplara çekilmesi. Crossing over geçirmemiş kardeş kromatitler birbiriyle aynı olacaktır. Dolayısıyla gittikleri hücreleri aynı karakterle Aynı genleri taşıyacaklardır. Dolayısıyla çeşitlilik oluşumuna sebep olmayacaklardır. Doğru cevap bu nedenle C seçeneğidir. Aşağıda mayoz bölünme sırasında gerçekleşen bazı olaylar verilmiştir. Bu olaylardan mayoz 1 ve mayoz 2'de gerçekleşenler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 1. Homolog kromozomların zıt kutuplara çekilmesi e mayoz 1'de gerçekleşir. Mayoz 2'de kardeş kromatit ayrılması gerçekleşir. 2 crossing over olması yine çeşitlilik sağlayan tüm olaylar mayoz 1'de gerçekleşir. Dolayısıyla mayoz 1 tetrat yapısının oluşması crossing over öncesinde tetrat yapısı oluşur. Dolayısıyla o da yine mayoz 1'de görülen bir olaydır. Kardeş kromatitlerin zıt kutuplara çekilmesi bu mayoz 2'de gerçekleşir. Biraz önce de söylediğim gibi mayoz 1'de homolog kromozomlar, mayoz 2'de kardeş kromatitlerin zıt kutuplara çekilmesi gerçekleşiyordu. 5. Kromozom sayısının 2n'den n'e inmesi yine mayoz 1'de gerçekleşen bir olaydır. Çeşitlilik sağlayan ve mayozu mitozdan ayıran tüm özellikler e mayoz 1'de gerçekleşir. Dolayısıyla doğru cevap E seçeneğidir. Yukarıdakilerden hangileri mitoz ve mayoz bölünme geçiren hücrelerin hayat döngüsünde ortak olarak gerçekleşir? 1 DNA miktarının iki katına çıkması. DNA miktarı iki katına çıkmalıdır ki hücreler bölünme evresine girebilsinler. Dolayısıyla bu olay hem mayoz hem de mitozda ortaktır. 2. Crossing over gerçekleşmesi. Crossing over çeşitlilik sağlayan bir olaydır. Mayoz bölünmede gerçekleşir. Mitozda çeşitlilik sağlayan olaylar görülmez. 3. Kardeş kromatitlerin zıt kutuplara çekilmesi. Hem mitoz bölünmede hem de mayoz 2 evresinde görülür. Dolayısıyla ortak bir olaydır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. 2 en eşittir 4 kromozomlu bir hücrenin mayoz bölünmesine ait metafaz 1 evresindeki kromozom durumu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Mayoz bölünmede kromozom sayısının yarıya inmesi mayoz 1'de gerçekleşir. Dolayısıyla metafaz 1 evresinde en eşittir 2 kromozomlu hücreler oluşacak şekilde kromozomların ekvator düzlemine çift sıra halinde dizilmiş olması gerekir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. A şıkkında ki şekil e, 2N4 kromozomlu hücrenin mitozuna aittir. E, B şıkkındaki şekil 2N8 kromozomlu bir hücrenin anafaz e, 1 evresini göstermektedir. C şıkkı 2 eşittir 4 kromozomlu bir hücrenin anafaz ikisini göstermektedir. E şıkkındaki şekil ise 2N4 kromozomlu bir hücrenin mitoz metafazını göstermektedir. Dolayısıyla doğru cevap D seçeneğidir. Yukarıda verilen hücrelerin hangilerinde kromozomlarda parça değişimi crossing over meydana gelmez? Crossing over mayoz bölünmede gerçekleşen bir olaydır. Dolayısıyla eşeyli üreme yapan canlılarda sperm ana hücreleri ve yumurta ana hücreleri mayoz geçirir. Dolayısıyla bu iki hücrede crossing over görülür. Deri hücresi ve kemik iliği hücresi ise vücut hücreleridir ve mayoz geçiren hücreler değildirler. Dolayısıyla bu hücrelerde crossing over görülmez. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. Yukarıdaki özelliklerden eşeysiz ve eşeyli üremeye ait olanlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 1. döllenme olayının gerçekleşmesi döllenme eşeyli üremeye e, has özelliklerdendir. 2. dişi erkek bireylerin dişi ve erkek bireylerin gamet üretmesi bu da yine eşeyli üreme öncesinde görülen olaylardandır. 3. ata bireyle özdeş kalıtsal yapıda yavruların oluşması eşeysiz üremenin özelliğidir. Çünkü eşeyli üreme mitoz bölümü esasına dayanır. E ata bireyle aynı özellikler oluşur. 4 oluşan yavruların değişen çevre koşullarına uyum yeteneklerinin atalarıyla aynı olması eşeysiz üremenin özelliğidir. Çünkü eşeyli üremede oluşan bireyler atalarıyla aynıdır. Kalıtsal çeşitlilik görülmez. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. Mitoz ve mayoz hücre bölünmeleri ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Bir mitoz bölünme sonucu oluşan hücreler mayoz bölünme geçiremez. Yanlış. Üreme organındaki ana hücreler çok sayıda mitoz geçirerek daha sonra mayoz bölünme evresine girebilirler. Yanlış. İki, bir hücre arka arkaya bir mitoz, iki mayoz ve tekrar mitoz bölünme geçirebilir. Yanlış. Çünkü bir hücre arka arkaya mitoz geçirebilir. Ardından bir. Mayoz da geçirebilir ama mayoz geçirmiş bir hücre tekrar mayoz ya da mitoz geçiremez. Çünkü mayoz bölünmede kromozom sayısı yarıya iner. Artık hücreler bölünme geçiremezler. Dolayısıyla yanlış bir bilgi. 3. Bir hücrenin diploid olması onun hangi bölünmeyi geçireceğini göstermez. Çünkü diploid bir hücre mitozla geçirecek olabilir, mayozla geçirebilir. Dolayısıyla Doğru bir bilgidir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. Bir kedinin eşeyle üremesi sırasında gerçekleşen bazı olaylar aşağıdaki şemada gösterilmiştir. 1-2-3 numarayla gösterilen hücrelerdeki kromozom sayıları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir. Kediler döllenme öncesinde mayoz bölünme geçirirler. Dolayısıyla mayozla oluşan sperm ve yumurta hücreleri en kromozomlu yapıya sahiptir. Daha sonra yumurta ve spermin birleşmesiyle oluşan zigot 2n kromozomlu yapıya ulaşır. E, zigotun mitoz bölünmelerle e, gelişmesiyle embriyo meydana gelir. Embriyo mitozla oluştuğu için zigottan 2n kromozomlu hücrelere sahiptir. Dolayısıyla e, bir numaralı yapılar n kromozomlu, 2 ve 3 numaralı yapılar ise 2n kromozomlu olacaktır. Doğru cevap C seçeneğidir. Mayoz bölünmenin homolog kromozomların zıt kutuplara çekildiği evresinde tespit edilen bir hücrede olaylarından hangileri bu evreden sonra gerçekleşir? Bu hücrenin homolog kromozomların zıt kutuplara çekilmesinden dolayı anafaz bir evresinde olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla bir numaralı kardeş kromatitlerin ayrılması anafaz 2'de gerçekleşir. Yani anafaz 1'den sonraki evredir. 2. Tetrat oluşumu. Tetrat oluşumu profaz bir evresinde gerçekleşir. Anafazdan önce gerçekleşen bir olaydır profaz. 3. DNA eşlenmesi. DNA eşlenmesi de interfaz evresinde görülür. Anafazdan öncedir. 4. Monoploid hücrelerin oluşması. Monoploid hücrelerin oluşması anafazdan sonra gerçekleşen telofaz 1 ve 2 evrelerinde her ikisinde de haploid yani monoploid e, kromozom içeren hücreler oluşur. Dolayısıyla sonra gerçekleşen olaylardandır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. Müzik